Merhabalar arkadaşlar. Bugün açıkenar bağıntıları konusunu işleyeceğiz. Açıkenar bağıntıları geometrinin en çok hata yapılan konularından biridir. Bunun nedeni ise tabii ki bilgi eksiklikleri olabileceği gibi bir başka ve önemli nedenlerinden biri ise özellikle soru kökünün dikkatli okunmamasıyla alakalıdır. Sorunun kökünde size çevre tamsayı demesine rağmen kenarları tamsay almanız bir hatadır. Veya x'in en büyük tamsayı değeri kaçtır gibi sorular olduğu zaman soruyu iyi okumadığınız zaman başka bir yerde bir hataya düşüyorsunuz. Sonra da hata yapıyorsunuz doğal olarak. İşte çeşit kenar üçgen diyor. Siz bunu dikkate almıyorsunuz. Ya da herhangi bir açıyı bir başka açıdan büyük veriyor. Bunu dikkate almıyorsunuz gibi gibi. Bunlar çoğaltılabilir. Bunları şimdi konuyu anlatarak, soruları çözerek nerelerde hata yaptığımızı, nerelerde dikkatli olmamız gerektiğini konuşacağız. İsterseniz başlayalım. Birincisi, bir üçgende büyük açı karşısında her zaman büyük kenar vardır diyebiliriz. Herhangi bir üçgenin açısı büyüdükçe onun karşısındaki kenar da büyür arkadaşlar. Bakın burada B açısı en büyük kenar verildiğinde A açısı ortanca kenar, C açısı da en küçük kenar verildiği zaman B açısının karşısındaki B kenarı burada en büyük kenar olmaktadır. Yine A ortanca açı olduğu için A ortadaki kenar, C ise en küçük açının karşısında olduğu için en kısa kenar olarak adlandırılabilir. Şimdi örnek çözerek devam edelim. Bakın ilk örneğimizde A açısını hesaplayalım. 70 ile 40'ı topladık. 115 buraya 65 derece kalır. Bu durumda 75 derecenin karşısındaki C kenarı en büyük kenar diyebiliriz. Daha sonra 65 derecenin karşısında A, 40 derecenin karşısında ise B var diyebiliriz. Yani üçgenin kenarları arasındaki sıralama bu şekilde yapılabilir. Bir başka örnekte ise iki tane üçgen bu kez var. Öncelikle ABD üçgeninin açılarını hesaplayalım. 80 ile 40'ı topladık. 120 buraya 60 kaldı. Bakın burada bir Z var paralellikten dolayı. Şu soru kökünü dikkatli okumanız gerekir. Bu durumda şurası da Z'den dolayı 60 derecedir diyebilirsiniz. Şimdi bu 60 dereceyi yazdıktan sonra kenarlar arasında kıyaslama yapabiliriz. Öncelikle ABD üçgeni için konuşacak olursak, ABD üçgeni için bakın burada 80 derecenin karşısındaki BD en uzun kenarımız. Sonra 60 derecenin karşısında AD kenarı var. Daha sonra 40 derecenin karşısında da AB kenarı var. Kenar uzunluklarını yazdık. Şimdi BCD üçgen için bakalım. BCD üçgen için şu açıyı hesaplamamız gerekir. 70-60 buraya 50 kalır. 70'in karşısındaki DC kenarı en büyük. Daha sonra 60'ın karşısındaki BC kenarı. En son ise 50'nin karşısındaki BD kenarı. Buradan almamız gereken önemli mesajlardan biri şu. BD kenarı evet yukarıdaki üçgen için en uzun kenar olabilir. Ancak aşağıdaki üçgene geldiğimiz zaman en kısa kenar olarak da kalabilir. Burada şeklin en uzun kenarı soruluyor olsaydı cevabımız BD olurdu. En uzun kenar dedik. En uzun kenarı soruluyor olsaydı cevabımız DC olurdu. En kısa kenarı soruluyor olsaydı cevabımız AB olurdu. Bu sıralamayı artık yazmış olmalısınız. Evet, bir sonraki örneğimizde x'in en küçük tam sayı değeri soruluyor. Normalde bu soruda herhangi bir şey yazmadan x ile ilgili bir yorumda bulunmamamız gerekir. Bakın şu açılara AA diyelim. Şuraya da B diyelim. Çözümü kolay ama bu çözümü düşünmesi zor sayılabilir. Şurası ise bu üçgenin bir dış açısı. Yani A artı B olarak yazılabilir. Şimdi arkadaşlar bakın şu yeşille gösterdiğimiz üçgende hatta şöyle tarayalım. Bu yeşil üçgenin A artı B açısının karşısındaki x A açısının karşısındaki 3'ten daha büyük olmalıdır. Çünkü A artı B açısı A'dan daha büyük bir açı. O zaman x de 3'ten daha büyük olmalıdır. En küçük tam sayı değerini sorduğuna göre cevabımız 4 olarak bulunur. Bir sonraki kısım ise açıkenar bağıntılarında üçgenin kenar uzunlukları ile alakalı. Biliyoruz ki bir üçgenin bir kenarının uzunluğu diğer iki kenarının toplamından küçük, farkından ise büyüktür. Bunun en bariz nedeni şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın iki tane kalemimiz var. Bunları çubuk olarak düşünelim. Bu çubuklardan birisi 12 santim, birisi ise 10 santim olsun.
Bunları açtığımız zaman uçlar arasındaki mesafeyi en uzun yapabiliriz gördüğünüz gibi şu şekilde. Uçlar arasındaki mesafeyi en uzun yaptığımız zaman üçgen olmaz. O halde biz bunu biraz kısaltırsak uçlar arası birbirine yaklaşır. Yani iki kenarın toplamından daha küçük olmak zorunda diğer kenar. Peki farklarından neden büyük? Örneğin bunları şu şekilde yaklaştırdık. Arada 2 santimlik boşluk kaldı. Bakın 12'ye 10 demiştik. Buraya çubuk koyarak üçgen yapamayız. Birazcık açmamız lazım. Bu durumda uçlar birbirinden uzaklaşmış olur. Uçlar birbirinden uzaklaştığı zaman da farklarından daha büyük bir kenara ihtiyaç duyarız. Bu yüzden üçgenin bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından ise büyüktür. Ama burada farkının mutlak değer ifadesini kullanmalıyız. Çünkü negatif olmasın diye. Tabi sayılar olduğu zaman zaten orada büyükten küçüğü çıkaracağımız için bir negatiflik söz konusu olmayacaktır. Birazdan bunu örneklerle konuşacağız. Tekrar söylüyoruz. Bir üçgenin bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür diyebiliriz. Bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. Bakın burada öncelikle az önce de söylediğim gibi soru kökünü dikkatli okumanız gerekir. ABC üçgeninde AB kenarı 5, BC kenarı 7 verilmiş. X'in kaç olduğunu soruyor. Daha doğrusu X'in hangi değerleri alabileceğini soruyor. Hangi tam sayı değerlerini. Ana koşulu her zaman yazmanız gerekir. X 7 artı 5'ten küçük, 7 eksi 5'ten büyük. Bakın burada mutlak kullanmadım. Çünkü büyükten küçüğü çıkardığımdan eminim. Ama 5'ten 7'yi çıkaracak olsaydım tabii ki mutlak değer kullanmalıydım. O zaman 7 eksi 5 2, 7 artı 5 12. X bu aralıktaki değerleri alır arkadaşlar. Yani 3'ten başlar, 3, 4, 5 diye devam eder. 11'e kadar değerler alır. Şimdi bir sonraki sorumuzda yine ABC çeşit kenar üçgen. A açısı B'den büyük. Bakın şurayı dikkatli okumalıyım. 1. İkincisi A açısı B'den büyüktür diyor. Buna da dikkat etmeliyiz. 2. X arkadaşlar bakarsak öncelikle ana koşulumuzu yazıyoruz. Yani 7 artı 4 11. 11'den küçük. 7 eksi 4 3. Yani 3'ten büyük. Bu ana koşulu yazmadan soruya başlamamalıyız. Şimdi normalde x'in alabileceği değerleri tek tek yazalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diyebilirdik. Hiçbir koşul olmasaydı soru bitmişti. Ancak burada dikkatli bakarsanız arkadaşlar şöyle bir koşuldan söz ediyor. ABC çeşit kenar üçgen. Yani x'in 4 ve 7 olmasını istemiyoruz. Çeşit kenar olması için. A açısı da B'den büyükmüş. O zaman büyük açıya büyük yazalım. Böyle sorularda size tavsiyem direkt büyük ve küçük yazabilirsiniz. Bakın büyük açı burada 7'yi görüyorsa küçük açı x'i görüyor. Demek ki x 7'den daha küçük değerler alacak. Yani 8, 9, 10 olamaz. Bunlar da elendi. O zaman x 5 ve 6 olabilir diyebiliriz. Yani x'in alabileceği 2 tane tam sayı değeri varmış. Devam edelim. Bir sonraki örnekte x bir dörtgen var. X her iki üçgeninde bir kenara dikkatli bakarsanız o zaman her iki üçgeninde kriterlerine uymalı. Yani X öncelikle burada 7 artı 5 12'den küçük, 7 eksi 5 2'den büyük olmalı. X aşağıdaki üçgeninde bir kenar olacağına göre 12 artı 8 20'den küçük, 12 eksi 8 4'ten büyük olmalıdır. Evet, şimdi arkadaşlar buna da baktığımız zaman X her iki üçgeni de sağlamak zorunda olduğuna göre 4'ten büyük almalıyım. 12'den ise küçük almalıyım. Yani bunu alt sınırların büyük olanı, üst sınırların küçük olanı gibi söylerler ama siz bunu mantığınıza sığdırdıktan sonra yazın. Yani düşünün ki X'i 3 alabilirim diyor yukarıdaki üçgene göre. Ancak X'i 3 alırsam aşağıdaki üçgenin bir kenarı X olamaz. Çünkü 4'ten büyük olmalı. O yüzden biz 4'ten büyük alarak her X'ini sağlamış oluyoruz. X'i aşağıdaki üçgene göre 20'den küçük örneğin 19 alabilirim. Ancak 19 alırsam yukarıdaki üçgeni sağlamamış oluruz. Bu yüzden X'i 19 almıyorum. 12'den küçük alırsam aşağıdaki üçgeni de sağlamış oluyor. O yüzden her X'ini aynı anda sağlayan küme 4 ile 12 arasında olan kümedir. Yani kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Bu durumda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 olmak üzere toplamda 7 farklı tam sayı değer alır diyebiliriz bu sorunun cevabı için. Devam edelim. Bir sonraki soru. İşte artık soruların yavaş yavaş size hata yaptıracak bölümlerine geliyoruz. Yani buralarda özellikle A şıkkına bakın. X kaç farklı tam sayı değer alır? Bu kolay bir şık. Ama B şıkkı dikkat etmemiz gereken bir şey içeriyor. AB kaç farklı tam sayı değer alır? Öncelikle her zaman yaptığımız gibi
ana aralığı yazalım. Ana aralık bu kez 5'i yazalım şöyle. 5 kimden küçük olmalı? 2x artı 3x, yani 5x'ten küçük olmalı. Kimden büyük olmalı? 3x eksi 2x, yani x'ten büyük olmalı. Bakın, bu bizim için ana aralık. Peki x hangi değerleri alır diyor. A şıkkında bu ana aralığa göre değer vererek A şıkkını çözebiliriz. A şıkkı için şöyle diyelim. X 1 olamaz. Çünkü 1, 5 kere 1 dikkat ederseniz 5'ten büyük değil. X'i 2 alabilir miyiz? Evet, alabiliriz. X'i 3 alabiliriz. Bir de 4 alabiliriz. X'i 5 alamayız. Çünkü x 5'ten küçük olmalıydı. Şimdi A şıkkı bitti. Çünkü x'in tam sayı olması durumunda x hangi tam sayı değerlerini alır diyordu. Bu durumda A şıkkını çözdük. B şıkkı işte burada dikkat gerekiyor arkadaşlar. Bakın B şıkkında bize sorulan yer neresi? 2x. Her zaman şöyle söylüyorum. Ana denklemi yazıyorsunuz. Sorulanı yazıyorsunuz. Sorulanı ana denklemden elde ediyorsunuz. Eğer x'e tam sayı demiyorsa. Bakın burası çok önemli. Ana denklemi her zaman zaten yazıyoruz. Ana denklemi yazdıktan sonra mutlaka sorulanı yazıyoruz. AB'yi sorduğu için 2x yazdım. Yani biz ana denklemi kullanarak matematiksel bir işlem yaparak 2x'i elde edeceğiz arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmelisiniz. Eğer burada x'e değer vermeye çalışırsanız zaten hata yapma nedenlerinizden biri bu. O yüzden x'e değer vermiyoruz. 2x'i elde etmeliyiz. Peki matematiksel olarak şu denklemi düzenleyelim. Bakın x küçük 5'i alalım, ayrı ayrı yapalım böyle sorularda. 2 ile genişletelim. 2x'in kimden küçük olduğunu bulalım. 10'dan küçükmüş. Yani ana denklemden istenileni elde etmeye çalışıyorum. Daha sonra üst tarafı kullanalım arkadaşlar. Yani 5 küçüktür 5x. Şimdi burada her iki tarafı 5'e bölersek eşitsizliklerde biliyorsunuz. Her iki taraf pozitif bir sayıya bölersek eşitsizlik bozulmaz. Şimdi her iki tarafı 2 ile çarparak 2x'i elde edelim. Bakın 2x kimden büyük? 2'den. Kimden küçük? 10'dan. Yani 2x için şöyle bir aralık yazabilirim. 2x bize sorulan AB. 2'den büyük, 10'dan küçük olacakmış. İşte bu aralıktaki değerleri istiyor bizden. Bu durumda 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Demek ki AB bu değerlere sahip olabilir. Yani burada AB kaç farklı tam sayı değer alır diyordu. 7 farklı tam sayı değer alır diyebiliriz. Burada tekrar söylüyorum arkadaşlar, çok önemli. Açıkkenar bağıntılarında eğer x'e tam sayı demiyorsa istenileni ana denklemden elde edeceğiz. Peki birkaç soru daha bununla ilgili konuşacağız. Bir sonraki soruda da bakın yine x'in tam sayı olmak gibi bir koşulu yok soruda. A şıkkında ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri, B şıkkında da ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmakta. Öncelikle ne yapıyorduk? Her zaman ana denklemi yazıyoruz. Ana denklemi yazalım. 9 kimden küçük? 5x artı 2x, yani 7x'ten küçük. Kimden büyük? 5x eksi 2x, yani 3x'ten büyük. Ana denklemi yazdık. Şimdi istenileni yazıyoruz. A şıkkında istenilen ABC üçgeninin çevresinin minimum tam sayı değeri, minimum TS diyelim, tam sayı değeri. Bu A şıkkında isteniyor. Peki B şıkkında kim isteniyor? ABC üçgeninin maksimum tam sayı değeri isteniyor. ABC üçgeninin çevresinin maksimum tam sayı değeri. Ne dedik? ABC üçgeninin çevresini yazalım o zaman. Çevre ABC neye eşit? 7x artı 9'a. O zaman biz istenileni, yani 7x artı 9'u ana denklemden elde edecek şekilde denklemi düzenlemeliyiz. Öncelikle matematiksel olarak tabii ki bu kısma hakim olmanız gerekir arkadaşlar. 3x küçüktür 9. Şuraya yazalım. Bakın 3x küçüktür 9. O da küçüktür 7x. Öncelikle alt tarafta bir işlem yapalım. Yani 3x 9'dan küçük olduğuna göre her iki tarafı 3'e bölelim. X küçüktür 3 bulunur. 7x'i elde etmek için 7 ile çarpalım. 7x küçük 21. Her iki tarafa 9 eklersek 7x artı 9 küçüktür 30. Bakın böylece istenileni ana denklemden elde ettik. Şimdi üst tarafta bir çalışma yapalım. Yani 9 küçük 7x. Burası hazır zaten. Her iki tarafa 9 eklersek 18 7x artı 9 olur. Bu durumda 7x artı 9'un kimden büyük olacağını bulduk. Bakın bize sorulan çevreydi. Yani 7x artı 9'du. 7x artı 9 o zaman ne oldu arkadaşlar? Şuraya yazalım.
7x artı 9 18'den küçük. Pardon, 18'den küçük değil. 18'den büyük, 30'dan küçük. İşte şimdi çevre ABC'nin minimum tam sayı değeri 19. Çevre ABC'nin maksimum tam sayı değeri ise 29 olarak hesaplanır. Evet, burada sanırım demek istediğimi anladınız. Bir kez daha söylüyorum çünkü çok önemli. Bakın, açıkenar bağıntılarında ana denklemi yazıyorsunuz. Ana denklem üçgen eşitsizliği arkadaşlar. Yani bir üçgenin bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür kısmı. İkinci aşamada ise istenileni yazıyorsunuz. Eğer x'e tam sayı demiyorsa, x'e tam sayı diyorsa zaten işiniz çok kolay. O zaman x'in alabileceği değerleri direkt olarak ana denklemden bulabilirsiniz. Ancak x'e tam sayı demiyorsa işte o zaman dikkat etmemiz gereken şey matematiksel olarak düzenleme yaparak istenileni ana denklemden elde etmek olmalıdır. Bu şekilde açıkenar bağıntılarındaki hatalarınız yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bakın, yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Hem sınavlarda hem de kitaplardaki testlerde sıkça karşılaşacağınız ve maalesef sıklıkla da hata yapacağınız bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Bakın, burada ABC eşkenar üçgen diyor. ADC üçgen, AD 5 birim, DC de 3 birim verilmiş. Şimdi ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi ABC üçgeninin kenarlarına x diyelim. Gidip x'in hangi aralıkta olduğunu öncelikle yazalım. X 5 artı 3 8, 5 eksi 3 2. Şimdi çevrenin en büyük tam sayı değeri soruluyor. Bakın, x'e tam sayı demiyor. Herhangi bir yerde ABC üçgeninin kenarları tam sayıdır gibi bir ifade de görmüyoruz. Bu durumda yapacağımız en büyük hata x'i tam sayı almak olur. Yani x yerine 7 alarak çevreyi en büyük yapacağınızı düşünüyorsanız bu durumda maalesef soruyu yanlış yaparsınız. O yüzden bize sorulanı yazıyoruz. Çevre ABC'yi, yani 3x'i. O zaman biz ana denklemi direkt olarak, bakın, 3 ile genişletirsek 6 3x 24 olarak yazabiliriz. Bu durumda çevrenin en büyük tam sayı değeri soruluyordu. Yani bize 3x'in en büyük tam sayı değeri soruluyor. Bu durumda cevabımız 23 olarak bulunur. X'in tam sayı olma şartı yoktu. Eğer bu soruda ABC üçgeni kenarları tam sayı olan bir eşkenar üçgendir deseydi, o zaman x'i 7 alırdınız. Çevreyi de en çok 21 bulurdunuz. Bu gibi sorularda nelere dikkat etmemiz gerektiğini sanırım anlamaya başladık. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. Bakın, burada x kaç farklı tam sayı değer alır diyor. Öncelikle x yukarıdaki üçgene göre 7 ile 9'un toplamı 16'dan küçük, 7 ile 9 eksi 7 2'den büyük olmalıdır. Bu ana denklem. Aşağıdaki üçgende de bir denklem yazmamız gerekir. Bir 90 derece var. 90 derece bir üçgende varsa o açı en büyük açıdır. Dolayısıyla x burada 6'dan büyük olmalıdır. 6'dan büyük olacağına göre bu her ikisini de ortak sağlayan kümeyi alacak olursak x 6 ile 16 arasındaki değerleri alır diyebiliriz. Kaç farklı tam sayı değer alır? 7'den başlar. 7, 8, 9. Hadi yazalım tek tek. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tabii bu kadar yazmak zorunda değilsiniz. Biliyorsunuz bunlar için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 bize burada terim sayısını verecektir. Evet. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değerimiz var. Burada da evet 9 tane değerimiz var. Onu soruyor bize. Geçelim. Bir sonraki soruda ABC üçgeninde D noktası ABC üçgenin iç bölgesindedir. Bu durumda BD artı DC toplamının alabileceği tam sayı değerleri. Gelin biz bunlara X ve Y diyelim. Bakın, D noktası üçgenin iç bölgesinde olduğuna göre bir üçgen oluşur burada, BDC üçgeni. Ve x artı y 8'den daha büyük olmak zorunda. Şimdi D noktası ne kadar yukarıya giderse gitsin A'ya kadar ulaşamayacağı için içeride kaldığında 7 artı 5'ten de küçük olacaktır. Yani 12'den de küçük olacaktır. Bu durumda BD artı DC toplamı, yani x artı y'nin alabileceği tam sayı değerleri 9, 10 ve 11'dir. Evet. Şimdi burada bir sonraki sorudayız arkadaşlar. Bakın ne diyor? D elemanıdır ABC üçgensel bölgesi. Şimdi üçgenin içinde olmakla üçgensel bölgenin elemanı olmak aynı şey değil. Önceki derslerimizde şunu konuşmuştuk. Üçgensel bölge demek üçgenin kenarları
Bir de iç bölgenin dahil edilmesiyle elde ediliyordu. Yani D noktası hem üçgenin içinde olabilir, hem kenarlara kadar gidebilir, hem de A köşesine kadar gidebilir. Bakın D noktasını buraya kadar indirecek olursak BD artı DC 8 de olabilir. Bu yine hataya müsait olan bir soru tipi dikkat ederseniz. Yani BD artı DC 8 olabilir, 8'den büyük olabilir. A'ya kadar çıktığı zaman D noktası BD 5, CD de 7 olacağı için 12 olabilir, 12'den küçük olabilir. Yani 8, 9, 10, 11 ve 12 değerlerini alır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işte bu tarz sorular maalesef en çok hataya düşülen sorular. Sanırım yavaş yavaş artık bunları aşmaya başlayacağız. Evet, devam edelim. Düzlemde verilen 3 nokta ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir diyor arkadaşlar. AB 4 birim, AC 7 birim, BC'nin alabileceği tam sayı değerleri. Yine yapılacak hata nedir burada? Ona değineceğiz arkadaşlar. Bakın, burada yapılacak en büyük hata ABC'nin bir üçgen olduğunu düşünerek hareket etmektir. Düzlemde dolayısıyla AB'yi 4, AC'yi 7 alıp BC'ye de x'i 11 ile 3 arasında dersek bu bir hatadır. Neden hatadır? Çünkü burada ABC'nin üçgen olma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Evet, üçgen olsaydı o değerleri alırdı. Şöyle de yerleştirebilir mi? A noktasını buraya koyduktan sonra B noktasını A'dan 4 birim uzağa koydu buraya. Peki C noktasında A'dan 7 birim uzağa koyacakmış. O zaman doğrusal da koyma hakkı var. Bunun için bir sakınca yok, bir engel yok. Çünkü burada ABC üçgeni diye bir tarif yok. İşte bu gibi sorularda da maalesef dikkatli okumaz ve dikkatli düşünmezsek hataya düşebiliriz. Bakın, bu durumda AC 7 olmuş oldu mu? Oldu. Yani BC 3 olabilir mi? Olabilir. Peki 7 birimi bu tarafa doğru alabilirdik C'yi. Bakın şuraya alabilirdik arkadaşlar. O zaman da AC burada 7 olurdu. Bakın BC'de 11 olmuş olurdu. Yani üçgen olsaydı da zaten hangi değerleri aldığını az önce konuştuk. Tekrar konuşalım. Yani doğrusal olmadığı durumda ne olacak? 3 nokta üçgen belirtecek. Doğrusal olduğu durumu düşündük. Doğrusal olduğu durumda BC'nin 3 olabileceğini ve BC'nin 7 olabileceğini bulduk. Şimdi doğrusal olmadığı durumda AB'ye 4, AC'ye 7 yazıyorum. BC'de x olsun. Üçgen eşitsizliğine göre 11 ile 3 arasında, yani 7 artı 4 11, 7 eksi 4 3, yani 4, 5, 6, 7. Bu arada BC'nin şuraya 7 dedik. Pardon arkadaşlar, onu fark etmedim. Bakın B'den C'ye doğrusal olduğunda 11 olur demiştik. 3 ve 11 demiştik. Bunlar dursun. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değerlerini alır. Üçgen olması durumunda. Ama üçgen olma zorunluluğu koymadığı için soruya 3 ve 11 de var bu kümede. Yani toplamda alabileceği değerler 3'ten 11'e kadar tamamı olur arkadaşlar. Bakın, bu da yine maalesef en çok hata yapılabilecek soru tiplerinden biriydi. Sizi hataya düşürebilir. Soru kökünü dikkatli okuyalım. ABC üçgeni şeklinde noktalar yerleştiriliyor deseydi o zaman tabii ki 3 ve 11 olmazdı, ama burada öyle bir şey dememiş arkadaşlar. Düzlemde bu noktaları bu şekilde yerleştirebiliriz. Bir başka soruda bakın, iki tane üçgen var. BCD noktaları da doğrusal. Burada BD'nin en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerini bulunuz diyor. Yine sizi hataya düşürebilecek bir soru. Nerede hata yaparsınız ona bakalım. Evet, ABC üçgenine baktığımız zaman x 5 artı 3 8. 8'den küçük, 5 eksi 3 2. 2'den büyük olmalıdır. Burada bir sorun yok. Şimdi y hangi aralıkta peki bakalım EDC üçgeni için? 6 artı 7 13. 7 eksi 6 1. 1 ile 13 arasında. Bakın yapılacak hatayı söylüyorum. Burada BD'yi en büyük yapmak için x'i 7, y'yi de 12 almak bu hatadır. Çünkü x ve y tam sayıdır diye bir koşul soruda yok. Yani bu durumda bu denklemi alt alta toplayarak 3, biliyorsunuz aynı yönle eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. 13 ile 8'in toplamı da 21. Bakın x artı y BD'ye eşittir. Yani bize sorulan BD'nin en büyük tam sayı değeri 20. En küçük tam sayı değeri ise 3'ten büyük olduğu için 4 olarak yazılabilir. Cevabımız 4 ve 20. Dikkat edelim. Bu tarz sorularda hataya düşmeyelim. Bir sonraki soruda ise arkadaşlar ne var? Bakın burada 5, x, 7 ve 9 var bir dörtgenin kenarlar arasında. Tabii ki ABC'de dörtgen diyor. Bu durumda
X'in tabi dış büküey dörtgen kastettiğimiz arkadaşlar. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu dış büküey dörtgen şeklinde söylüyoruz. X dış büküey dörtgenlerde 3 kenarın toplamından küçüktür bir kenar. Yani bu pratik çözüm olarak 5 artı 7 artı 9 diyebilirsiniz. Peki sizin birçoğunuzun yapacağı şekilde çözeyim. BD'yi çizerek çözmek. BD'yi çizdiğimiz zaman şimdi X'i büyük yapmak istiyoruz ya. BD'yi mümkün olduğunca büyük alırsak X de büyür. Çünkü X neticede BD ile 5'in toplamından küçük olacak. Biz BD'yi büyük alalım ki X de büyümüş olsun. Burada yapılacak hata BD'ye biz A diyelim. Bakın A'yı 7 artı 9 16, 9 eksi 7 2. 2 ile 16 arasında alacağımızı bildiğimiz için yapılan hata A'yı 15 almak olur burada. Çünkü A'ya tam sayı alın diye bir şart yok arkadaşlar. A'yı 16'dan küçük alın. Belki 15,9'dur değil mi? Yani tam sayı olmak zorunda değil. 16 değil evet ama 16'dan çok az küçük olabilir. Yani 15,999 da olabilir. Bu durumda ne yapacağız? X'in değeri A ile 5'in toplamından küçük. Yani 20,99 diye devam eden bir sayıdan küçük olan en büyük sayıyı soruyor. 20. Dediğim gibi ilk öncülde de zaten bu şekilde X'i hesaplayabilirdik dörtgende. Evet şimdi üçgenlerin açıları ile ilgili bir soru var. Bir ABC üçgeninde A ve B'nin toplamının 3C'den küçük olduğunu söylüyor. Bu durumda C açısının en küçük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar buna değerler vererek işin içinden çıkmaya çalışırsanız oldukça zorlanırsınız. İşte A'yı biz A ve B'yi mümkün olduğu kadar büyük alalım ki C küçük olsun değil mi? Çünkü ABC'nin iç açıları toplamı A artı B artı C üçgenin iç açıları ABC'ymiş. Bu açıların toplamı 180 biliyoruz ki. Şimdi bunun için en güzel çözümü bence şöyle yapabilirsiniz. 3C eğer A artı B'ye eşit olsaydı burada A artı B yerine götürüp 3C yazabilirdik. Hadi eşitmiş gibi düşünelim. 3C yazalım A artı B yerine. 1C de burada var eşittir 180 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar 3C ile C'nin toplamı 4C. Ama biz A artı B'nin yerine aslında ondan daha büyük olan 3C'yi yazdık. Yani burada A artı B varken 180'e eşit olan değer A artı B'nin yerine ondan daha büyük bir açı yazdığımıza göre artık 180'i geçer. Yani 4C artık 180'den büyük olur. Her iki tarafı 180'i de 4'e bölersek 45 bulunur. 45 dereceden büyük olan en küçük tam sayı değeri ise 46 derece olarak bulunur. Güzel bir soruydu ve güzel bir çözümdü arkadaşlar bu da. Evet sınavlarda açıkenar bağıntılarının bu bölümüyle ilgili ne sorulabilir? Ona bakalım. Açıkenar bağıntılarını 2 bölümlük video halinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci bölümde temel bilgileri konuştuk. Yani üçgende işte büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olması. Bununla ilgili sorular neler olabilir? Kısaca bunlara baktık. İkinci bölümde ise bir de şey konuştuk. Üçgen eşitsizliği doğal olarak işte bir kenarın diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyük olduğunu ve bunlarla ilgili soru tipleri, hata yapabileceğimiz noktaları konuştuk. Şimdi de ikinci bölümde de dik üçgen, benzerlik gibi konuları da içeren açıkenar bağıntılarına devam edeceğiz. Evet, birinci bölümle ilgili sınavlarımıza çıkabilecek birkaç soru çözerek bu videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Bakın burada soruyu dikkatli okumanın önemine yine dikkat çekiyorum. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun çevresi 20 birimdir. Tamam, unutmayalım çevresi 20 birimmiş. Karton AD boyunca kesilip şekil 2'deki gibi iki üçgensel bölgeye ayrılıyor. Tamam. AD uzunluğunun tam sayı olduğu bilindiğine göre dikkat. Biz şuraya arkadaşlar x diyelim AD uzunluğuna. Unutmayalım bu verileri unutmazsak bizim için iyi olur. X'in tam sayı olmasını istiyor arkadaşlar. Peki şuralara ABCD yazalım isterseniz karışmasın diye. Ve yine şekil 2'de de aynı parçalara ABCD'leri yazalım. Buraları da x yazalım. Bakın birinci şekilde birinci bilgimiz ABC üçgeninin çevresinin kartonun çevresi 20 birimdi. Bunu unutmayalım. O zaman biz burada A, B, C ve D'nin toplamının 20 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu bir kenarda kalsın. Verileri dikkatli kullanmalıyız. Şimdi şekil 2'ye gelirsek birinci parçaya baktığımız zaman X diğer iki kenarın toplam olan A artı D'den küçük. İkinci parçada ise X diğer iki kenarın toplam olan B artı C'den küçük. Şimdi bunları alt alta toplayalım bakalım arkadaşlar. 2x küçüktür. A artı B artı C artı D. Biz A artı B artı C artı D'nin 20 olduğunu biliyoruz. Yani 2x 20.
Bakın burada 2x'i 19 alırsanız bu bir hata olur. Çünkü x tam sayı olsun diye bir koşul vardı. Evet. X'i o zaman elde edecek şekilde düzenleyelim. X 10'dan küçük olacakmış. Her iki tarafı 2'ye böldük. Yani x'i maksimum alırsak böylece her iki üçgenin çevreleri toplamını da en büyük yapmış oluruz. X'i maksimum 9 alabiliriz arkadaşlar. Şimdi x yerine bakalım. Bakın birinci parçanın çevresi a, d ve x'in toplamı a artı d artı x. İkinci parçanın toplamı da b artı c artı x. Bunları alt alta toplarsak burada a, b, c, d'nin toplamı gelecek 20. Artık çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Buraya da 2x gelecek. X 9 olduğu için 9, 9, 18 yazacağız. 38 cevabımız. Bakın eğer biz bunu x'i tam sayı koşuluna dikkat etmeden gitseydik o zaman hata yapacaktık ve yanlış çıkacaktı tabii ki. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da yine şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun iç bölgesinde bir D noktası işaretleniyor. İç bölgesinde dikkat edelim. Ve bu karton DBC üçgeni kırmızıya, diğer kısımlar ise maviye boyanıyor. Ve kesilip karton şekil 2'deki iki parçaya ayrılıyormuş. Veriler var. Bu iki parçanın çevreleri toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın burada yapacağımız önemli şeylerden birisi öncelikle şuralara x ve y diyelim. Bakın şuralara bu x ve y'yi şekil üzerine götürüp yerine yazalım. Şurası 9, burası 4, burası da 7. Şimdi birinci parçanın çevresi 11 artı x artı y. İkinci parçanın çevresi de 9 artı x artı y. 11 artı x artı y ile 9 artı x artı y'yi toplamamız istiyor. Yani bizden istediği şey 20 artı 2x artı 2y. Şöyle yazalım. 20 artı 2x artı 2y. Bizden bunun en büyük tam sayı değerini istiyor. Bu iki parçanın çevreleri toplamı diyor çünkü. Biz neyi biliyoruz? X artı y'nin kırmızı şekli baktığımız zaman 9'dan büyük olduğunu biliyoruz. X artı y 9'dan daha büyük. Mavi şekle baktığımız zaman az önce de konuştuk. X artı y ne kadar büyürse büyüsün 7 artı 4'ün toplamından küçük olacak 11'den. Neden? Çünkü iç bölgesinde diyordu. Bakın yapılacak hataya geliyorum. Burada birçok öğrenci x artı y'yi 10 alıp götürüp 2x artı 2y yerine de 20 yazarsa bu maalesef hatalı bir çözüm olur. Çünkü bizden istediği şey x artı y'nin tam sayı olması falan değil. Bizden çevreleri toplamının en büyük tam sayı olmasını istiyor. Yani şu kalıbı elde etmemiz lazım. O zaman biz bu denklemi düzenleyerek yukarıdaki istenileni elde edelim. Ne demiştik? Ana denklemi yazıyoruz. İstenileni yazıyoruz. Ana denklemi kullanarak istenileni elde ediyoruz. Peki 2 ile genişletelim öncelikle. 18, 2x artı 2y ve 22. Bu aşamada 2x artı 2y'ye 21 alıp götürüp yerine koyabilirsiniz. 20 zaten tam sayı çünkü. Ya da kalıbı tamamen elde etmek istiyorsanız her iki tarafa 20 eklersiniz. 38, 2x artı 2y artı 20. Diğer tarafa da 20 eklersek 42. Bakın o zaman bizden istenilen her iki üçgenin çevreleri toplamı 42'den küçük olacağı için cevabımız 41. Evet artık buralarda hataya düşmemeniz gerekir. Evet son bir soruyla açıkenar bağıntılarının birinci bölümünü noktalayalım arkadaşlar. Bakın ABC üçgeni biçimindeki bir bahçenin iç bölgesinde D noktasında bir su kuyusu varmış. Bu su kuyusundan bahçenin köşelerindeki ABC noktalarındaki ağaçlara su verilecekmiş. Tabii ki bunun için de döşenmesi gereken borunun en kısa olmasını, yani döşenmesi gereken boruların toplam uzunluğunun tam sayı olarak en az olmasını istiyor arkadaşlar. Dikkat edersek bahçenin çevresi ise bize 30 birim verilmiş. Tabii ki verileri iyi okumalıyız. Peki şimdi bu soruyu anlamaya çalışalım. D noktasında tabii burada ağaçların kalınlıklarının ve kuyunun ebatının bir önemi olmadığını söylüyor. Buna dikkat edelim. Bakın şurası x olsun, burası y olsun, şurası da z olsun. Yani döşenmesi gereken boruların toplam uzunluğu x artı y artı z. Bize bunun en az olmasını istiyor. Yani muhtemelen şöyle düşünün. En az maliyetle boru döşenmesi gerekiyor. Bu durumda tabii ki en az boru nasıl döşenebilir? Doğrusal. O yüzden x doğrusal, y doğrusal bir hat üzerinde. B ile d arasında, yine z de doğrusal gidiyor d ile c arasında. Peki bunu zaten yaptık. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Üçgenin kenarlarına B,
C'nin karşısına C, A'nın karşısına A diyelim. Bakın neler biliyoruz? Şu içine kırmızıyla taradığımız üçgende C'nin X artı Y'den daha küçük olduğunu biliyoruz. Çünkü bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Aynı şekilde içini siyahla taradığımız üçgende de B'nin Y X artı Z'den küçük olduğunu biliyoruz. Maviyle taradığımızda da A'nın Y artı Z'den küçük olduğunu biliyoruz. Alt alta toplarsak A artı B artı C küçüktür. İki parantezin alalım. Çok uzatmayalım artık arkadaşlar. Bakın 2X, 2Y ve 2Z gelmekte burada. O yüzden şöyle ortak parantezi alalım. A, B, C'nin toplamını 30 vermişti bize. 30. 2, X artı Y artı Z. Bizden X artı Y artı Z'nin en küçük olmasını istiyor. O zaman her iki tarafı 2'ye bölelim. 15 X artı Y artı Z. Demek ki arkadaşlar X artı Y artı Z en az 16 olur. Bakın buraya kadar hiçbir yorum yapmadan istenileni ana denklemi kullanarak düzenleyerek elde ettik. Evet arkadaşlar, açıkkenar bağıntıları konusunun birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümde dediğim gibi artık dik üçgenle benzerlikle ilgili kısımlarını konuşacağız. Sizin de birinci bölümdeki açıkkenar bağıntıları konusunun birinci bölümündeki kısmını daha iyi oturtabilmeniz için bu konuyla ilgili kitaplarınızdan yine her zamanki gibi bolca soru çözmeniz gerekmektedir. Unutmayın, geometride ne kadar iyi izlerseniz izleyin, ne kadar iyi not alırsanız alın, eğer sorulara dokunmuyorsanız, soruları kendi başına çözmeye çalışmıyorsanız öğrenme şansınız çok az arkadaşlar. O yüzden oturup bolca soru çözmelisiniz. Hata da yapmalısınız. Hiç önemli değil. Hatalarınızı fark ettikten sonra düzeltirsiniz. Düzelttikçe de geliştirirsiniz kendinizi. Açıkkenar bağıntıları konusu burada bitiyor. Dediğim gibi ikinci bölümde de açıkkenar bağıntılarının kalan kısmını işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.